Selam, ben Derya. Daha önce bir videomda uzun süredir şekersiz beslendiğimden bahsettim. Canım tatlı çektiğinde ise şeker ihtiyacımı kendi yaptığım şekersiz tatlılardan karşıladığımı söylemiştim. Genel olarak yaptığım tarifleri takip ettiğim Instagram hesaplarından buluyorum. Bugün de size takip etmeyi çok sevdiğim 3 tane Instagram hesabından 3 tane favori tarifimi paylaşacağım. Bu tarifler hem şekersiz, hem çok lezzetli, hem de bağımlılık yapıyor gerçekten. Ve bu hesapları takip etmenizi öneririm. Sağlıklı beslenme ile ilgili çok güzel paylaşımları var. Şimdi bu 3 tane Instagram hesabını biraz açıklayayım. Bunlardan bir tanesi Peppy Cookie, yani Ezgi Özanlar. Bir Instagram hesabında genellikle kendi ürettiği tarifleri paylaşıyor ve enerji veren, mutlu hissettiren çok güzel bir sayfası var. İnsanlara sağlıklı yaşam konusunda motivasyon veriyor, ilham oluyor. Tüm tarifleri de gerçekten çok lezzetli. Mutlaka bir sayfasına göz atın derim. Pepe'nin en sevdiğim tarifi ise tahinli kurabiye. Sadece 3 malzemeyle yapılıyor. Bir diğer hesap ise Simply Fit Days, yani Meryem Ucu. Kendisi Yeditepe'de beslenme ve diyetistik okuyor. Aynı zamanda gastronomi de okuyor. Zaten bu iki bölüm birleşince ortaya çok sağlıklı, harika tabaklar çıkıyor. Bunları da Instagram hesabında paylaşıyor. Mutlaka onun sayfasına da göz atın derim. Onun en sevdiğim tarifi ise biskoti. Gelelim üçüncü tarife. Üçüncü tarif ise Betella'dan, yani Betül Kilege'den. O da benim gibi iletişim fakültesinde okumuş ve sonrasında sağlıklı yaşam tutkusunun peşinden gitmiş. Bu konuda çeşitli eğitimler almış. Kendi tariflerini üretiyor ve çok bilinen sağlıklı yaşam dergilerine yazılar yazıyor. Aynı zamanda insanları 30 günde daha fit bir forma soktuğu bir programı var. No Sugar Club diye de bir Instagram sayfası var. Orada da şekersiz tarifleri paylaşıyor. Ve onun çok bayılarak yaptığım tarifi ise tahinli altın keki. Bu tahinli altın kekte birazcık, eğer çok tatlı seviyorsanız, pekmezini ya da keçi boynuzu özünü biraz daha arttırabilirsiniz. Tam kıvamında olduğunda aşırı tatlı bir his bırakmıyor ama bence ben onu da seviyorum. Ama eğer siz çok tatlı seviyorsanız yine dediğim gibi pekmezi arttırabilirsiniz. Ve bu tüm tarifleri açıklamalar kısmına da yazacağım. Videoda anlayamadığınız bir yer olursa oradan da bakabilirsiniz direkt. Ve şimdi dilerseniz tariflere geçelim. Öncelikle 2 su bardağı yulafı rondolu çekiyorum. Daha sonra yulafları karıştırma kabına alıp içine 1 su bardağı tahini ve yarım su bardağı pekmezi döküp karıştırıyorum. Bu karışıma yuvarlak şekil veriyorum ve yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. 170 derecede 10 dakika pişirmeniz yeterli oluyor. Fırından çıkarınca kıtır kıtır değilmiş gibi gözükse de biraz soğuyunca tam kıvamını almış oluyor. Tarife başlamadan önce fırını 180 dereceye ayarlamayı unutmayın. Bunun için malzemelerimiz 2 yumurta, 1 çay bardağı keçi boynuzu özü veya pekmez, 1 çay bardağı tahin, 2 su bardağı tam buğday unu, 4'te 3 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı kabartma tozu ve 1 çay bardağı ceviz. Öncelikle yumurtaları keçi boynuzu özü ile çırpıyoruz. Ardından tahini ve sütü ekliyoruz ve tekrar çırpıyoruz. Kabartma tozunu, tam buğday ununu ve parçaladığınız cevizleri ekleyerek homojen hale gelinceye kadar çırpıyoruz. Homojen hale gelen karışımı kek kalıbına döküyoruz ve önceden ısıttığımız 180 derece fırına veriyoruz. Biskot için malzemeler 2 yumurta, 220 gram tam buğday unu, 80 gram kuru üzüm, 8-10 adet kuru incir, çeyrek çay bardağı pekmez, 75 gram ceviz ve 4 gram karbonat. İncirleri 10 dakika kaynar suda bekletiyoruz. Beklettiğimiz incirleri küp küp doğruyoruz. Ardından yumurtaları pekmezle çırpıyoruz. Kuru üzüm, ceviz, incir ve geri kalan tüm malzemeleri karıştırıyoruz. Tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra oluşan yumuşak hamuru
Yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye dikdörtgen olacak şekilde yayıyoruz. Ve 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar pişiriyoruz. Piştikten sonra fırından alarak ikinci pişirme için dilimliyoruz. Bu sefer 150 derece fırında üzeri gevrek gevrek olana kadar bekletiyoruz. Ve işte bu kadar 3 tane şekersiz favori tarifim bunlardı. Çok sevdiğim hesaplardan çok sevdiğim tarifleri paylaştım sizlerle. Bu tarifleri yaparsanız benimle paylaşmayı unutmayın. Bu hesapların linklerini açıklama kısmına bırakacağım. Eğer ben daha çok çikolata seviyorum diyorsanız çikolatalı tarifler de yapabilirim. Bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Afiyet olsun.